Birinci sınıfta ikiye gidiyor çocuğum şu anda. Birinci sınıfta öğrencinin velilerinin biri çocuğunu göndermemek devamlı sorun yaratmış öğretmen. Ama biz öğretmenimizden memnunuz. Bir sıkıntımız olmadı. Niye göndermiyor çocuğunu? Çocuğunu o erkek çocuğun yanına oturtuyor. Aşırı dinci oldum. Sorun oymuş yani. Onun için göndermemiş. Öğretmenden birkaç şikayette bulunmuş. Öyle. Sonra ne oldu peki? Sınıf sorun mu oldu? Göndermemiş. Müdürler dilekçe tutmuşlar. Çok iyi yani uyarmışlar. Göndermesini söylemişler ama yine de göndermemiş çocuğu. Şimdi sınıfları ayırmışlar galiba siz bu sefer. Bir sene de çocuğu göndermemiş. Geçen sene Mart'ta çocuğu alıyor. Bir sene de göndermiyor. Siziz çocuğunuzun sınıflarını ayırmışlar ya. O ayırmışlar. Sorun ne? O sorun çocuk gelmediği için. Başka aha. Sorunumuz yok. Aha. Çocuklarımız okula öğretmenimize memnunuz. Sorun çocuğun gelmediğinden sınıfı böldüler. Aha, 32 sınıf. Öğrenci göstermişler. Bizde 26 öğrenci geliyor yani okula. 28 kayıtlı ama 26 öğrencimiz var. Abi bir öğrenci olduğu için bu öğrenci okula gelmediği için zaten belli tutaraklar tutulmuş. Tabi bunlar bize yansıtılmadı. Tabi bu yıl iyice patlak verince bunu bölmekte, çözümü bölmekte bulmuşlar. Tabi formal tecavü bir böldüler. Ya çocuklarımız o öğretmenimizdeki performans, o psikolojisi yok. Hepsi sorun yaşıyor yani. Aylar olarak gittik, hiçbir çözüm yok. Ve zaten hiçbirine görüşmemiş. Yani Milli Eğitim İlçe Müdüründen tut, müdüründen hiçbirine görüşmemiş. Okula da yollamıyor. Kayıttan çıkarsanız yansı verdim. Siz mesela o 8 kadın gitmiş evlerine falan. Biraz önce bir şey söylemiştin. Hani işte. Konuşmak amacıyla ya, bu bir çözüm şey yapalım diye. Kur'an'dan bir ayetten falan. Kur'an'dan bahsetmiş. Yani neydi, bir onu anlatsın abi. Kur'an'ın şu mealini öğrenin, ondan sonra gelin bir daha konuşalım. Demedik camı kapatın. Bu sınıflar ne zaman bölündü? En başından mı? İşte bu bayan sorun çıkarttığı için. Ama izindeydim ben. Ne zamandı? 21'inde mi? 22'sinden bölündü. Yeni mi? Yeni bölündü. Ya aileler yeni bölündü. Düzgün. Diğer veli, göndermeyen veliyi çağırmışlar galiba. O şey amaçtı yani. Oraya bakmak amaçlı geldi. Yani. Öğretmenimizin hiçbir şeyi yok. Ama öğretmenimiz neymiş? Çocuk aynı erkek çocuğuna oturtmayacakmış. Yani kız çocuğu var o velinin. Erkek çocuğunu oturtmamasını istemiş. Öğretmenimiz de tabii böyle bir şey kabul etmemiş. Böyle bir ondan problem çıkarmış. Yani işte bu zamana kadar getirmiş sorunu. Biz o kadar yani memnunduk öğretmenimizden. Sonra ne oldu? Veli herhalde çocuğunu göndermemiş. Göndermemiş, okula. Evet göndermemiş. Bu yıl yine göndermemeye başladı. Evet, sınıflar mı bölündü şimdi? Sınıflar böldüler yani. Çareyi onda bulmuşlar. Yani biz de bu durumu sonradan öğrendik. Yani önceden bilseydik bu yüzden sınıfın bölündüğünü biz gidip asla çekiliş yapmazdık. İşte öğretmenimizin hani sandık ki yani yoruldu galiba hani bir böyle uygun gördü. Değilmiş, biz çok güzel bir sınıftık. Yani, sizin çocuklar şimdi diğer başka öğretmenin sınıfına mı gitti? Evet. Diğer velinin çocuğu geliyor mu peki? Gelmiyor, hala gelmiyor. O neden peki? Herhalde onu, bir kere gelmiş galiba. Hiçbir fikrim yok, o hala gelmiyor. İşte o ilk gün geldi, bir daha da göndermiyorlar tekrar. Peki siz hani bu uygulama böyle devam ederse ne yapacaksınız? Siz de böyle göndermeme gibi falan bir şey düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz çünkü o göndermemiş. Yani bizim o kadar harika bir sınıfımız vardı. Öğretmenimiz çok güzeldi, çocuklar çok iyi anlaşıyorlardı. Yani şimdi bozdular bütün düzenimizi. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Yukarıdaki sınıfa bakıyor, gidiyor. Arkadaşlarını arıyor. Şimdi tabii biz de zor durumda kaldık. Çok zor durumda kaldık.